Sokaktaki seyircilerimiz, hepiniz sağlık olsun, ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Evet, bugünkü konumuz ilişkiler. Sağlıklı bir ilişkide neler yapmalıyız, nelerden uzak durmalıyız? Hepsini hocamıza soracağız. Zaman kaybetmeden hemen hocamızı çağıralım. O, bu ilişki nereye gidiyor diye sorduğumuzda aha diye yol gösterenimiz. Ayrıca niyeti ciddi olmayanı şıp diye anlayanımız... İlişki niyetisyeni, aşk doktoru Gülşen Karatüy. Altınladım. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hadi hemen başlayalım. Tabii hocam. Hemen hocam başlayalım. Hocam, birçok insanın, ilişkide sorunlar yaşıyor. Sağlıklı bir ilişki için neler yapmalıyız? Sevmeyeceksiniz efendim. Efendim, sevmeden ilişki olur mu hocam? Bari uzaktan severim. Sevmeyeceksiniz. Uzaktan da sevmeyeceksiniz, yakından da sevmeyeceksiniz, platonik de sevmeyeceksiniz. Kadın da sevmeyeceksiniz, erkek de sevmeyeceksiniz. Kimi seveceğiz hocam? Kendinizi seveceksiniz. Kesme lafımı. Anlatıyorum ben. Ben yıllardır kitaplarımda ne anlatıyorum? İnsanlar birbirlerini tanımadan seviyorlar, hemen evleniyorlar, hemen kavga ediyorlar. Sonra gözlerde dolma, kalplerde kırık meydana geliyor. Netice? Netice erken yaşta ayrılık. Ya. Anlıyorum hocam. Ben de o konuya gelecektim. Erken boşanmaların sebebi nedir? Ben şimdi iki saattir ne anlatıyorum? Ben gideyim o zaman. Ben dinlemeyecekseniz ben gideyim Mustafa. Tanımadan sevmeyeceksin. Seversen bir seversin, iki seversin. Üçüncü de ne olur? Ne olur? Erken boşanma problemi meydana gelir. İki güne kalmazsın. Edersin. Erken boşanırsın. Çok güzel anlattınız hocam. Dilerseniz tribüne dönelim. Evet, buyurun. Buyurun. Çabuk çabuk sorsunlar yani soruları. Ben daha kitap yazacağım. Tabii. Tabii hocam. Hemen soruyorum. Buyurun. 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 Buyurun efendim. Buyurun. Benim ilişki problemim... ...ilişkimin olmaması. Özetlersem... ...ilişkim yok. İlişki durumum... ...durgun. Oldukça bekarım hocam. İşte sap dediğimiz vaka. Evet, dinliyorum. Hocam, ben seviyorum, seviyorum. Nikahımı alamıyorum. Geçen bir arkadaşın düğününde elime başka bir el değdi diye heyecandan bayılmışım. Meğersem o el de benim elimmiş hocam. Gelinle damat gelirken onları alkışlayacağım diye elim elime değmiş. Yaş kaç? 30. Eline kadın eli değil kaç yıl oldu? 30. Tanıyorum, o da eben. 30. Şimdi öncelikle... ...geçmiş olsun, bol geçmiş olsun. Sen de... ...kronik kadın eksikliğine bağlı... ...akut bekarlık oluşmuş. Hocam, söyleyin, ölecek miyim? Hayır, ölmeyeceksin ama böyle giderse bekar öleceksin. Sen gün içinde bol bol yürüyüş yapacaksın. Nasıl yürüyüş yapacağım hocam? Parkta, bahçede öyle haybedin mi? Hayır, DM'den. Instagram olur, Twitter olur, Facebook olur. Nereden denk gelirse gün içinde 2 saat en az DM'den yürüyeceksin. Ama insan gibi yürü, hayvanlaşma. Hocam, bende de aynı durum var. Ben de arkadaşım gibiyim ama onun gibi konuşamıyorum. Deme biraz. Bence dikkat çekmeye çalışıyorum. Deme biraz. Deme biraz. Ondan sonra konuşamayacağına karar ver. Hocam. Çabuk çabuk. Beni geriyorsunuz. Çabuk. Arkadaşım gibi yapamıyorum. Ama yapmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir tip bulmuş. Ben bulamadım. Ben düz yapıyorum. 30. Ben de arkadaşım aynı durumdayım hocam. Çok yalnızım. Ben de mi ona önerdiğiniz gibi DM'den yürüyeyim? Sen sabah akşam demeden yürü. Günde 8 kilometre yürüyeceksin. Göbek bölgende yağlanma var. Burada yağlanma var. Sen kilo verirsen belki senin şansın olabilir. Buradan bütün bekar erkeklere sesleniyorum. 3 beyazdan uzak duracaksınız. Ne o? 1, kumaş pantolon altına beyaz çorap. 2, beyaz slip don. Hocam, 3 beyaz dediniz. 3. beyaz? Beyazıt Öztürk. Bilimsel olarak henüz kanıtlanmadı ama...
kendisinin bekarlığa bulaşıcı olabilir. Adam 50 yıldır bekar. Doğru, doğru. Not aldım hocam. Çok teşekkür ederim. Not aldım. Sen not alma. Sen spor salonları üyelik al. Ya. Kaç senelik? 60 sene olsun. Evet, hanımefendiye verelim mikrofonunuzu. Hanımefendi, sorununuz nedir acaba? Hocam, ben şeker hastasıyım. Şekeriniz mi var? Hayır. Benim bir sevgilim var, şeker gibi bir onun hastasıyım. Kendisi gerçekten çok tatlı. Onu çok seviyorum. Ama hiç yani evlenmeye yanaşmıyor. Onu ben bir türlü evliliğe ikna edemiyorum. Hep beni oyalıyor. Ailesiyle tanıştırmasını istedim. Beni eniştesinin, kirvesinin ganyan bayisiyle tanıştırdı. Ama görseniz o kadar şeker ki, çok seviyorum. Çok şeker. Görseniz ısırırsınız. Isırmam! Isırmam! Şeker, tatlı, en tatlı zehirdir. İlişkideki en tatlı zehirdir. Şeker ne yapar? Alışkanlık yapar, bağımlılık yapar, peşinden koşturur. Bu sefer ne yapar? Sinsi sinsi, içeriden içeriden kontör yer. Ya. Ama çok tatlı, gerçekten çok şeker bir insan. Görseniz çok seversiniz. Böyle esmer, uzun boylu, kaslı, çok şeker. Sevmeyeceksiniz efendim. Esmer şeker de sevmeyeceksiniz, sarışın şeker de sevmeyeceksiniz, kaslı da sevmeyeceksiniz, atletik de sevmeyeceksiniz. Hocam, yani geriye ne kaldı, ne sevelim? Tahta mı sevelim? Tipsiz sevin. Ne? Tipsiz sevin. Sıfır şeker. Sabahtan birazcık tipsizi sevin. O akşama kadar idare eder. Ne olur böylece kafanız rahat olur. Kıskançlık probleminiz kalmaz değil mi? Tabii. Ama ben tipsiz sevemiyorum hocam. Benim tipsize alerjim var. Tamam, köpekli erkek sevin. Ama tam köpekli erkek olacak. Öyle arkadaşının köpeğini 3-5 gün bakan erkek değil. Sahtekarlara kanmayın. Peki hocam, o tam köpekli erkek sevdik diyelim. Ya lavuk çıkarsa? Lavuk olabilir, lavuk olur. Ama gezen lavuk olacak. Evet. Boş konuşur, boş konuşur ama gezen lavuk her zaman kültürlü olur. Evet. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Ben tavsiyenizi gerçekten uygulayacağım hemen. Zaten ben sizin bütün kitaplarınızı okuyorum, bütün tweetlerinizi okuyorum. O dediğiniz her şeyi de hayatımda uyguluyorum. Mesela şeye çok dikkat ediyorum. Sevgilimle buluştuğumda asla geç kalmıyorum, dakik oluyorum. Asla ekmiyorum onları. Aferin sana. Sevgilini ekme. Sağlıklı bir ilişki için ne yapmak gerekiyor? Ekmeği kesmek gerekiyor. Dakik olmak gerekiyor. Ekmeği kesmek gerekiyor. Çünkü ekmek ilişkideki en büyük düşmandır. Evet. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu sefer sıradaki gelsin. Ben daha 8 programa daha çıkacağım. Hadi. Anlıyorum. Peki buyurun, beyefendiye verelim biz mikrofonu. Evet, verelim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Hocam, benim 5 yıllık bir ilişkim var. Evet. Kendisini de çok seviyorum. Gülten'cim aşkımsın. yalnız ben ne yapsam yaranamıyorum. Sürekli trip yiyorum. Hocam, ben de bu konuya gelecektim. Türk erkeklerinin en büyük sorunlarından biri trip yemek. Evet. Tripi nasıl yemeliyiz? Şimdi evvela trip yemeden bir ilişki yaşamak mümkün mü? Değil. Trip yiyin. Ben yemeyin demiyorum ama tripi nasıl yediğimiz mühim. Tabii. Az az yiyelim, sık sık yiyelim. Mühim olan tripi nasıl yediğimiz. Hocam, ben ağız yoluyla yiyorum. Bir de bazen el yoluyla da, elle de yiyorum. Mesela geçen akşam benim kolumu cimcirdi. Oh. Ne yapmam lazım yani? Hayır, olmaz. Olmaz. Akşam 9'dan sonra trip yenmeyecek. Yenmeyecek. Ne olur çünkü trip yedikten sonra hazırsızlık yapar. İçinize atarsınız. Bu sefer ne olur? İlişkiniz şişe. Aa, bunun gibi olursunuz. Bunun gibi. Aa, böyle boğum boğum olursunuz vallahi. Sen mesela akşam 9'dan sonra trip yiyor musun? Asla yemiyorum ama işte gündüz yediğim de yarıyor galiba. Yemek de yemese. Sen artık hiçbir şey yeme. Ben nedense buna hiç kanım ısınmadı. Hoca bana taktı ya. Geldiğime geleceğe pişman oldum. Ödüyoruz. Hocam, benim bir sorum daha var hocam. Buyurun. Buyurun. Su içsem yarıyor, ne yapmam lazım? Yarıyor derken kilo alıyorsunuz, öyle mi beyefendi? Yok, kafam yarıyor. Kafamı yarıyor. Mesela geçen gün kafede masadaki suyu içtim. O benim suyum dedi. Bardakla kafamı yardı Gülten. Yani ne yapmam lazım? Gülten, şimdi demek ki sizin glütensiz sevmeniz lazım. Glütensiz yaramıyor. Çok belli. Glütene karşı bir alerjimiz, bir hassasiyetimiz var. Evet hocam. Sizin glüteni sevmeyi acilen bırakmanız şart. Tamam. Gülten, aşkım buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Vallahi bir rahatlama geldi ha.
Acayip bir yük kalktı ya üzerimden. Adamın kafasını yarmışlar. Hala ayrılmak için icazet bekliyor. Seni daha çok yararlar. Mustafa hadi sıradaki konuya geçelim. Benim daha Fatih Portakal'a çıkmam lazım. Tabii. Hadi. Hocam son olarak ilişkisi sorunlu bir çiftimiz var. Buyurun hoş geldiniz. Size verelim mikrofonu. Sana mı soracağım? Nasıl geldiysem geldim. Adam programı sahibi sana ona soracağım. Adam programı sahibi ona soracağım. Hoş geldiysem hoş geldin. Sana ne? Sana mı soracağım? Anlayacağım ben adama. Anlayacağım ben boş konuşma. Bırak Allah'a lan biriniz dur koşun. Ya lütfen. Ben sinirlenme bulacağım. Bak mikrofon verirler sana. Hadi. Ya kısaca ilişkinizden... Mikrofon verirler sana. Dur oğlum ağzıyla bir tane çarpırsın mı sen gurur sana? Boş konuşma da verirsin. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ne var senin su soracaksan? Kısaca ilişkinizden bahsedebilir misiniz? Ayağım mı kalkayım şimdi? Ayağım mı kalkayım da konuşayım? Saygılı ol da ayağım mı kalkayım da konuşayım? Ayağa kalk, saygılı ol. Ben de kalkacağım. Kısaca ilişkinizden bahsedebilir misiniz? Bahsederiz. Ne bağırıyorsun? Allah programı sahibi. İster barış, ister her şeye bak. Sonra adama cevap ver. Sen su konuşma. 7 yıllık evliyiz. Ben bundan nefret ediyorum. Öldürecek gibiyim. Eyvah. Yalnız bu da böyle bayağı kısa oldu yani. Anlatabilir misin? Kadının koşsası yok ya. Ağzı var, dili yok kadın. Hadi. Ver şunu mikrofonu, ver koşayım. Mustafa, ben aşırı nefret ediyorum. Bakın bir insanın başına böyle bir nefret hayatına bir kere gelir. O da benim başıma denk geldi. Bakın benim sol gözüm 5, sağ gözüm 6 derece miyop. Sırf ben bu kadını görmemek için gözlük kullanmıyorum. Milletin içine bak, nasıl konuşuyor bak. Nasıl konuşuyorum ya? Nasıl konuşuyorum? Nasıl konuşuyorum? Burada kaç kişi var? Senin haberin var mı? Sen ağzına bak, ağzına. Bunların ailesinin bir aile mezarı var. Ölse vallahi anasını babasını üzerine gömeceğim hemen. Terbiyesiz, terbiyesiz. Yeter! Terbiyesiz. Yeter ama! Vallahi giderim daha da gelme bak. Yeter! Ver şunu, ver. Allah konuş. Konuşacağım. Konuşma, yaşlı kadın bir şey söylüyor. Konuş. Bak. Saygı yok bunlarda. Bak nasıl biliyor musun? Konuşamıyorum ki, buna küfür yetmiyor ki. Buna pisliğini, nefretini anlatmaya benim küfrüm yetmiyor ki. Kelime dağırıcı zayıf, kelime dağırıcı. Sana konuşma. Dağırıcı zayıf diyor buna. Ya ben mesela dün var ya, hiç tanımıyorum. Bir tane adama gittim sırf buna benziyor diye. Gittim bunu ensesine bir vurdum buna adamın. Burnunu falan hep kırdım yani. Adam burnu kırılmış. Adam burnu kırdı. Mesut ya adam, düşün burnu kırılmış. Kırıldı. Normal burnu ödüyorsun tazminat 10.000 lira, Mesut'un burnu 50.000 lira. Hadi bakalım. Tamam beyefendi, şöyle soralım. Beyefendi, gerçekten sorunlarınız ne? Yani karınızda en sevmediğiniz şey nedir? Karım olması. Yoksa iyi insan da karım olması bir tuhaf. Keşke bunun karısı olacağını kulezzet kapağı olsaydı. Ben kaçta seni alacağım ama gidip barınakta köpek alaydım. Sen sana koşma milletin içine bak. Ya, az önce vurulur sana. Keşke köpek alsaydım, hiç olmasa sen çıkmasaydın. Seni Allah belanı versin. Bu nasıl bir şey yeter? Yeter artık. Kırık hayatına bak. Vallahi gideceğim, ben gelmeyeceğim. Yeter artık. Yeter artık ama lütfen hocam. Ayak yakmar kal, kafa üstüne. Ben tutmam kalmadı. Kadın bir şey diyor, kadın bir şey diyor. Yeter artık ama bak, gideceğim, gelmeyeceğim bir daha. Sen sus, kalk. Tikim atıyor, sus. Siz de... Yaşlı kadın, pardon. Dinleyin, siz de... Romantizm yetmezliği var. Evet. Kalbe inen damarların hepsi tıkanmış. Sen bana bir Instagram'ını ver bakayım. İlişkinizin röntgenine bakacağım ben, ver. Bakın ver. Tam 33 tane 32 olmuş. Sen benden geldin mi? Bir dakika, bir dakika, pardon. Tam son tartışmadan sonra sen lafa gir. İşte kadın bir şey söylüyor diye durun. Fakat Naime, sen tartışırken tartışma pozisyonunu al. Dinlerken, kadın konuşurken dinleme pozisyonunu al. O ayrımı görelim yani. Tamam. Bir önceki ateşli tartışmadan alalım. Bu arada inanılmaz oluyor tartışma takip edebildiğimiz kadarıyla. Siz gerçekten nefret ediyorsunuz birbirinizden anlaşılan. Boğacak gibiyim ya. Benim aşkım sonsuz. Yersen. Evet, buyurun. Sana alevli bir tartışma yapıyorum. İnşallah volkanlar düşerse yanarsın. Sana konuşurum da benim insanım sinirimi bozma. İnşallah kırık fay hattına denk gelirsin. Keşke inşallah seni geri gelsen kırık fay hattına. Ben tartışırken ne hale soktuğunu farkında mısın sen benim tartışırken ne hale soktuğunu? Hadi hadi konuşma konuşma. Senin anan var ya senin o ana ana ana. Sen ana. Sen ana. Sen o ana kadar. Sen ana. Kesin hadi bak. Öldüğün gün senin annene babana ben sana konuşma. Vallahi bırakıp gideceğim, yeter artık. Hayır hayır, ayakta bir poz, ayakta. Sondan alalım, ayakta bir hanımefendi poz. Evet. Son... Alevlerde yanasın nokta. Seni al al al. Ben başlayayım. Sen asla kaç koş koş kız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi oraya bağlayacağız. Translate de şey bilmiyor, anlayamıyorum. Hadi şey, bende bu kadın yok. Tartışma en alevli yerine gelsin. Hadi sorunu gel. Sen var, adı patır sana. Adam bu, adam bu. Adamın sen burnunu kapsın. Çevrende yapın. Hadi, kazın altına atın. Baş. Kesin tartışmayı. Yaşar kadın bir şey söylüyor, kadın dinle. Aferin sana. Aferin. Vallahi gideceğim, daha gelmeyeceğim bu tartışmalardan artık. Yeter. Allah aşkına otur. Ha.
Sen şimdi bana bir Instagram'ını getir bakayım. Ben bir ilişkinizin röntgenine bakacağım. Ver, getir. Bakın tam 32 olmuş. Sen ben engelledin mi kız? Engelledim. Ne yapacağım tabii? Allah cezanı versin. Ah be. Bloklamış. Özkar'ım beni bloklamış. Bakın. Tam tahmin ettiğim gibi. Mustafa, bunu görüntüyü yansıtabiliyor muyuz? Tabii ekrana? Ki hemen yansıtıyoruz efendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, buyurun bakalım. Buyurun. Buyurun. İlişki normal seyrinde ilerliyor. İlişki devam ettikçe bakın ne hale geleceğiz. Evet, bakalım. Bir saniye. Bir saniye hocam. Hocam, aman bir geri alalım hocam. Burada, burada kafasını uzatan nedir, kimdir? O benim annem. Demek ki kaynana ilişkide baş vermiş. Deneyelim. Devam edelim. Devam edelim. Durum ciddiyetini koruyor ve iyice ciddileşiyor. Farkında bile değil. Bakar mısınız hali? Evet, devam ediyoruz. Ediyoruz. Görüyorsunuz, durum iyice ciddileşmiş. Ve artık ilişkiyi sarmış kaynana. Gördüğünüz üzere. Görüyor. İlişkiyi resmen ele geçiriyor. Gördünüz. Budur işte. İşte ne diyorsunuz peki hocam? Kaynanalardan uzak mı durmalıyız? Şimdi Mustafa, ben öyle bir şey söylemedim. Kaynanalar öncelikle evvela iyi huylu kaynana ve kötü huylu kaynana olarak ikiye ayrılır. Evet. Tamam mı? Her ilişkinin bir kaynana noktası vardır. İlişki kötü huylu bir kaynanayla karşılaştığı anda kaynama yapar. Ne olur? Huzursuzluk çıkar bu sefer. Ya? Anası işte, anası, anası. Allah anası Allah. Bizim sorunumuz bak, sorun oluyor. Anan, anan. Allah Allah ya. Kadın beğenmiyorsa kapı orada, çeker gidersin. Beğenmiyorsa kapı orada. Ben 50 ayı düzgün yakışıklı bir adamım. Ben elimi sallasam 55. Hayret bir şey. Ben annesini bir tanesi annesini kusayım. Kuş tatlılığa bak. Annem gibi konuştun ha ben. İşte buna yersiz özgüven diyoruz Mustafa. Ya. Şimdi güzel bir ilişkiniz var ama ilişkinin içerisine ebeveyn katmayın derim. Tamam mı? Katmayın. Sen mesela en son ne zaman övdün kocanı? Sabah kalkınca günaydın diyorum. Daha ne diyeyim? Olmaz. Ara övün, atlamayacaksınız. Birbirinizi ara ara öveceksiniz. Yoksa ne olur? Ego övülecek birini arar. Bu sefer gider aileye sığınır. Ya? Yani yaşlı kadın. Aslında ben iki tane tatlı söz, bir tane tatlı ses şarkısı duysam kendime gelir. Aslında ben de bunun anası olmadan bir yıl dönümü geçirsem çok da çirkeşleşmem aslında. Türkçe konuşuyor, hala anlayamıyorum. Bana bak kadın. Ben sana istediğin tatili vereceğim çünkü sen benim aşkımsın. Ah. Senin benim çok fena hayatımsın ha. Senin bir puanı var, kurban olurum ha. Senin dudakların çok güzel. Bir sarılayım mı lan? Gel sar bakayım. Ama kısmısını yani erken yandır Debra. Tamam tamam, çok fazla. Tamam, çok fazla sarılmayın siz. İlişkide ne yapar? Yağlanma yapar bu sefer. Mustafa, artık sen de kapat şu programı. Bak, ocakta beyim var. Gideceğim, daha onu seveceğim. Hadi. Anlıyorum. Evet, hocamız çiftlere rehber, yalnızlara derman oldu. Sağlık olsun da bir dahaki sefere görüşmek üzere efendim.